kader ve ayetlere devam ediyoruz. tek bir videoda bitmeyeceğini zaten anlamıştım. Elimden geldiği kadar anlatmaya devam edeceğim. Yunus 49 de ki: Ben kendime bile Allah'ın istediği dışında bir zarar verme yahut yarar sağlama gücünde değilim. Her ümmetin bir eceli var. Ecelleri geldiğinde bir saat geride kalmazlar, ileri de gidemezler bir kaderle sen geliyorsun. Kader programına imza atarak doğumundan yaşamına, evlenmene, çoluğuna, çocuğuna bu köşe başları önemli mutlak kader dedik. Muhittin Arabi'nin anlattığı gibi de konuştuk. Mutlak kader kısmı, esmalarla yazılan kısım, bir de muallak kader değişen kısım bu etraftaki tesirlerle, özgür iradenle karar verdiklerinle Belli bir süreç veriliyor bu matrikslere geldiğin zaman. Belli sınavları sen alacaksın. O sınavların bittiği zaman da bir süre daha kalabilirsin nötr halde. Ama süren dolduğu zaman ölümü tadacaksın. Ve ahirete gümüş kordonla ruhun çekilecek. Bedenin ise bu matrikslerin tohumlamasında tekrar kullanılmak üzere toprağın altına gidecek. Fakat bu bedenler de buraya projekte edilir. Sanmayın ki her şey burada yaratılıyor. Hiçbir şey tesadüfle olmaz. Anne babanı da sen ruh olarak seçersin. Yani senin frekansına uygun anne baba seçilirdi orada doğarsın. Hiçbir şey böyle tesadüfen olmaz. Evrimleşme de tesadüf değildir. Her şey bir program üzeredir. İnsanın yaratılışı da her şeyi bu ilahi yasalar, sistemler artık bu kadar böyle e, at gözlüğüyle bakmanın bir anlamı yok. Yani anlatmış sana kitapta. Çok şükür ki değişmemiş. O 1400 sene önceki gerçekliğe göre yazılmış. Ancak müteşabih ayetlerde özellikle evrensel yasalar değişmemiş. Çok şükür de değişmemesi için ellerinden geleni pek de anlamamışlar o zamanın insanları. O yüzden ellememişler. Allah'a bin şükür ki. Biz şimdi anlamayı zamanın ruhuna göre anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki Allah'ın istediği dışında bir zarar verme yahut yarar sağlama gücünde değilim. Yani Allah'ın istediği demek aslında sen uygun sınavlar için esmaları sana yükleniyor ya. Sonuçta Allah'ın sistemi ne? Senin ruhunu yukarıya yükseltmek. Birlenmen asıl istenen şey. Birlik olman. Birliğe çıkmak için de bu sınavları, bu dersleri alman gerekiyor. Ve bunlar için de zarar verme denilen şey bu esmalar sonucunda bir takım esmalar sana bu hayatlarında sana zarar görünen şeyleri yaşattırıyorsa veya yarar şeyleri Zahir esması mesela zenginlik varsa bunları sen seçerek geliyorsun. Ama burada da Yaradan'ın muradı var. Yaradan'ın muradı ne? Kendinden kendini seyrederken kendinden kendini sürekli olarak döndürmek sonsuz döngüsünde ve her şanda da yeni bir yaratım elde etmek. Akaşasında, Levh-i Mahfuz'unda bütünsel levh mahfuzunda. Her şey mevcut. Ama bu değişen bir sistem. En küçük bir tesirle değişiyor tekrar. Ruhun aldığı etkilerle zaman, mekan, kadersel platformlar değişiyor. Onun sonucunda da sen yeni bir olay yaşıyorsun. Bu yeni olay sonucunda da yeni bir duygu üretiyorsun. Belki bu duygu daha önce hiç yaşanmamış. Yani Akaş'a da kayıtlı değil. Yani insan doğası, bütün psikologlar bunu anlayabilmiş değiller. Yani ne zaman neye göre hareket edecek? Yani zannediyorsun ki adam böyle bir işe girmiş, hani çok güzel işe gidiyor falan, asla buna bir şey olmaz, Daha son derece zengin, düzeni, ailesi, çoluğu çocuğu güzel, aniden bir sapma yaşıyor. Gözü bir şeye kayıyor, bir kadına kayıyor. Ya da böyle hak yemeye diyor ki ya nasılsa bana bir şey olmaz. Bir sapma yaşıyor, bir duygu üretiyor, kötü. Zaman mekanı bir anda değişiyor kadersel programa. Hadi iflas ediyor, çoluğu çocuğu dağılıyor, bir şey oluyor. Aa ne oldu? E Bu adamın aslında sapma yaşamasaydı, Kadersel programda böyle bir şey olmayabilirdi. Olasılıklardan biri buydu. Fakat sapma yaşama olasılığı da vardı. Bu da kaderde mevcuttu diyelim. Ya bu olasılık da vardı. O yüzden ne diyorum? Nötrde olmaya çalışın. Hep dengede. Hiçbir şeyin dibini bulamazsınız. Günahın da bul, sapmanın bulamazsınız. Paranın bulamazsınız. Zevkin bulamazsınız. Kumarın, bilmem içkinin, sigaranın Bulamazsınız. Sapmaların sonucunda sistem kendini e, entropiye sokar. Dengeye sokmaya çalışır baştan. Dengeye gelemiyorsan kardeşim yok ederse. Böyle çalışır sistem. Fakat bu da yine yaradanın hükmündeki denge yasasına göredir. Yani zarar vermede yarar sağlamada senin ruhunun elinde diyelim. O programı imzalamanda diyelim. Sonra da burada gelip uygulamanda diyelim. Hem kaderini kendin yaratıyorsun hem de yaradanın bir muradı var, bir hedefi var. Onun olması için darbeleniyorsun. Olay budur. Rad 39 Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sabit tutar. Kitabın anası onun katındadır. Ana lehuva mahfuz onun katındadır, ana akışı. Dilediğini silip yok eder demek. Aslında burada sen kendinden kendine yapıyorsun bunu. Biraz önce anlattığım gibi. Sen nötre geçersen, dengeye geçersen, dersini anlarsan bu hayatta, karmalarını temizlersen, tövbeye geçersen, Bunlar siliniyor. Önceki derslerin geçmezsen sabit kalıyor. Sen tekrar tekrar böyle sincapın tekerlek çevirmesi gibi labirentin içinde döndürüp, döndürüp duruyorsun. Ha olmadı. Süren doldu. Sınıfını geçemeden gittin ahirede. Tekrar benzer esmalarla yüklenip başka oranlarda tabii ki benzer yaşamlar için bir daha doğup geliyorsun. Bu sabit tutmak bu. Ha hiç olmadı. Yani öyle bir karanlığa düştün. Hasat zamanı geldiği zaman bütün ruhlar kabirlerinden çıkacak ya. Onu da anlatacağız birazdan. Orada sorgulandığın zaman küf durumuna bile düşmen söz konusu. Değil üçüncü boyut diğer enkarnasyon çekirdek dünyalarında bedenlenmek. Ona bile düşmeyebiliriz. O yüzden Celceli de ne diyor? Allah'ım Mevlana'nın yine şeysinde, mesnevisinde düşürme diyor beni bulunduğum durumda aşağıya düşürme diyor. Hicr 4 Biz Hiçbir yurt ve medeniyeti belirlenmiş bir yazgısı olmaksızın ortadan kaldırmadık. Yani insanlar gibi medeniyetlerde, toplumlarda işte, ya da dünyasal halklar diyelim bütünsel olarak da konuşursak bir yazgıyla, bir kaderle, onların da bir kader. Bu kaderi de ne belirliyor? Toplumsal bilinç. Yani toplumsal bilinçte insanların çoğu negatif düşünüyorlarsa işte Lut kavminde erkek erkeğe bir şeyler yapmak bunların çok hoşuna gitmiş. Kadınlardan ellerini eteklerini çekmişler. Gelen meleklere bile erkek suretinde göründükleri için mail etmişler ki Lut onlara kızlarını vermek istemiş. Bizim işimize yaramaz onlar demişler. Bir süre sonra bu sapmalar ya da bir topluma aşırı zulüm yapılmış, adaletsizlik had safhaya çıkmış. O zaman yazgı ortaya çıkıyor. Bu toplumsal bilinç bu yazgıyı aslında oluşturdu. Fakat demek ki bu toplumlar da yaratılırken bir yazgı, bir onların da bir esmaları var. Şimdi insanların esmaları var. E Hayvanların da var, bitkilerin de var, minerallerin de var, dünyanın da esmaları var. Tabii ki her matriks planında matriks e, esmaları var. Düşünce kalıpları çünkü esma. İlahi yasaların düşünce kalıpları. Aa, burada ne gördük? Toplumların da esmaları var. Allah Allah, ne diyoruz? İşte şu ülkenin burcu akrep diyoruz. Bu ülkenin yengeç diyoruz falan. Neden? Tesir Bunlar tesirlerle alakalı şeyler. Esmalar da astrolojide hepsinde asıl bu tesirler, bu frekans aldı, verdi, al gülüm, ver gülüm olayları var. Yani peygamberler her topluma geldikleri zaman o toplumda ne eksikse onu tamamlamak üzere bir esma açmak üzere gelirler. Her peygamberin açtığı esmalar farklıdır onlara verilen. Bunun aktini verirler altıncı boyutta. Çoğunluk altı beyden gelir gezgin olarak. Ender olarak beşten 4'ten gelenler olmuş. Hepsinin açtığı esmalar başka oluyor. Tamamlayıncaya kadar uğraşıyorlar. İşte Yunus uğraşmış uğraşmış becerememiş sonunda kendini gemiyle atmış dışarıya. Ama toplum onun kavmi anlamış o gidince başlarına felaketler gelince tövbeye geçmişler. O kadar tövbe etmişler ki affedilmişler. O da kendine zulmetmiş balın karnından da ben Allah'ım kendime zulmettim bilincine varıp çıkmış. O balın karnı bir hapis ortam oradan çıkmış. Yani e, demek oluyor ki hapiste olan bütün arkadaşlarımız maddi manevi hapislerden bahsediyorum. O bilince geldiğimiz zaman özgürleşeceğiz hepimiz. Bunu düşünün, bunu idrak edin. Demek oluyor ki toplumlar da bir esma ile, bir düşünce kalıbıyla var oluyorlar. Fakat daha sonra bu esmalardan onlar da sapabiliyorlar. Düşünce kalıpları değişiyor. Yani bir toplum gülük yüstanlık yaşarken, bir takım şeylere karşı bilinç altlarında farklı düşünceler oluşturmaya başladıkları zaman, o toplumun bilinci yazgısı da değişiyor. Başka birilerini çağırıyorlar. O gelenler. O toplumu düzeltebilirler de veya bir süre sonra da karanlıklara da götürebilirler. Fakat onu çağıran da o toplum bilinci aslında. Bazı toplumlarda hani e, Stockholm Sendromu gibi katiline aşık oluyor, da hep devam ettiriyor, sonunda da helak olabilir o toplum ya da kurtulabilir. Bu toplum bilinciyle toplumun kendinden kendine yaratım yapmasıyla alakalı bir durum. Ancak bu toplumun da varlığında hani Osmanlı'nın varlığı ve batışını söylemiş bu Arabi Akaşaya bakarak söylemiş ve çok da net olasılıkları söylemiş. Onun dediği gibi de olmuş bir yazgısı var. O olmadan ortadan kaldırılmıyor. Fusilet 47 Kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah'a bırakılır. Onun ilmi dışında ne meyveler kabuğundan çıkar ne de bir dişi gebe kalır veya doğurur. Ortaklarım nerede diye seslendiği gün şöyle diyeceklerdir. Bizden hiçbir tanık olmadığını sana arz ederiz. Bu arz edenler bizdiriz. Ne zaman? Hasat sırasında. O kabirlerden kağların da çıktığı zaman bağınla birleştiği zaman tam sorgu oluyor. Bardağın suyla doldu mu dolmadı mı? Bakalım sen bir üst boyuta ruhun gidebiliyor mu gidemiyor mu? Onun ilmi dışında bu enkarnasyonlar sırasında ne meyveler kabuğundan çıkar ne de bir dişi gebe kalır ne de doğurur. Hiçbir şey e, onun ilmi dışında. Yani bu sistem o kadar mükemmel bir sistem ki bu işleyiş dışında tesadüfen bir şey olmaz. Veya ben ettim olmaz. Her şey bu sistem gereğince yerli yerince olur. Ve kıyamet saatine ilişkin bilgi de yani bu hasat süreçleri de bu sisteme göre ayarlıdır. Hasat da belli bir doygunluktan sonra olacaktır. Fakat bu aynı zamanda boyutlar arası sınırların üst üste çakışmasıyla alakalıdır. O zaman bir sonraki hasat meydana gelir ve ne diyoruz? Dördüncü boyut, beşinci boyut dünyası şu anda aktive oldu. Zaten hep vardı. Sen sadece matriksin. Çöküyor senin. 3B sanal matriksin. Oraya uyanıyorsun demek bu. Asıl olana uyanacaksın. Zaten etrafındaki evren 5B evreni. Ama dünya üstünde sen sanal yaratılmış matriste yaşıyorsun. Bu çöktüğü zaman da 5B'deki cennet cehennemlerin var olacak. O matriksler devam edecek. Yani yine orada da bir matriks var ama Belli doygunlukta olanlar orada beden bulma hakkına sahip olacaklar. Bu hasat saati de, bilgisi de nasıl olacağı da, yani kıyam et zamanı da Allah indinde mevcut. Ve hasat olana kadar ne var ne yoksa ne oluyorsa her şey de onun ilminde, sisteminde mevcut işleyişinde bu sonsuz döngünde mevcut. Ortaklarım nerede dediği zaman siz bir takım tanrılar edinmiştiniz ya. Hani bunlardan biri de manattı ya, paraydı ya. Onlar nerede şimdi? Senin ruh özün şunu biliyor. Hiçbir şeyin önemi yok. Sadece sana şahit oldum. Diyor demek zorunda çünkü başka bir şey yok. O yaşadığın zevk alemleri, çektiğin acılar oydu buydu bunların hepsi yok hükmünde Allah indinde. Var olan tek sistem onun sistemi. Bakara 214 Yoksa siz sizden önce gelip geçmiş olanların karşılaştıklarının benzeri başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara şiddetler, belalar ve zorluklar gelip çattı, sarsıldılar. Öyle ki Resul ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman diye yakırıyordu. Haberiniz olsun ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Şimdi burada diyor ki sizden önce pek çok matriksler kuruldu. Siz ilk matriks değilsiniz. Sizden önceki matrikslerde Atlantis'i Mus'u ondan önce de pek çok kapananlar açılanlar. Bu binlerce defa sonsuz döngü ya da sonsuz kere dönmüştür. Bu matriks ortamları sanal dünyaları yaratmakta Allah indinde çok kolaydır. Allah'ın yasalarını işletenler tarafından da çok kolaydır. Onlar bu yasalara göre bu tohumlamayı yaparlar. Bu sanallıklar yaratılır. Buralara ruhlar tohumlanır, beden bulurlar ve bu bedenler yaşadıkça da kendilerini canlı sandıkça da bir takım sonuçlar, bakiyeler üretilir. Bunlar da akaşalara alınır. Demek ki senden önceki matrikslerde yaşayanlar başlarına bir sürü şiddetler, belalar, zorluklar geldi çattı. Her biri hani bu helak edilen toplumlar var ya onların her biri aslında ayrı birer matriksi. Sen ad kavmi diyorsun mesela. Atlantis'i mi diyorsun acaba ad kavmi nasıl yok edildi? Ya da diğerleri her biri birer matriks mi? Bunları mı söylüyor? Bu toplumları hiçbiri bulunamıyor mesela. Semut nerededir? O ner? Hep tahmin ediliyor. Acaba öyle miydi? Acaba her biri açılıp kapanan matrikslerdeki toplumlar mıydı? Bir de buradan düşünün. Hatta bu çekirdek dünyada değillerdi de başka bir çekirdek dünya üstündeki matrikslerde miydi? Belki Merkür'de bir sanal ortamlık yaratılıyor da onlar da kendilerini bu dünyadaki gibi zannediyorlar. Ya da Mars'ta zaten Mars'ta şu anda 5B'de yaşayanlar çok var da önceden de acaba orada da böyle 3B matriksleri ya da 2B matriksleri mi yaratılmıştı? Bunlar çok mu kolay? Böyle ay getiriliyor, uydu, yapay gezegen, içi boş, uzay gemisi. Buraya projekte ediyor da Matrix'i, Sphinx'ten ayar noktasını sağlayıp, Zodiac'ı da üstüne koyup, gök kubbe mi yaratılıyor? Ve bunların da başlarına böyle bir sürü şey geliyor. Ne diyor? Bu 5B hasatına gittiğin zaman Çoğunluk öncekilerdendir diyor. Önceki matrikslerden gelenler. Bir kısmı diyor şimdikilerdendir. Çok az bir kısmı diyor. Cennete gidecekler. Allah Allah. Ne diyoruz? Allah'ın yardımı yakındır diyor. Yani inşirahı da burada anmak gerek. Her zaman bu genişliği veriyor sana. Yani her zorlukta bir kolaylık vardır meselesi. Müminin 99 100. Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der. Rabbim beni geri döndürün. Döndürün ki o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım. Hayır. Bir kelime ki bu. O söyler onu. Ötelerinde dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. <laughs> yani hep bunu söylüyorsunuz. Değil mi? Müminun 99 yüzü söylüyorsunuz. Burada geri döndürün meselesi. Bir önceki enkarnasyonuna döndürelemezsin. Burası unutturulma platformu, matriksi. Daima unutuyorsun önceki yaşamlarını. Unutarak bir daha yeni esma programlarıyla yeni hayatına geleceksin ve bir önceki enkarnasyonuna tekrar aynı bedende doğman söz konusu değil. Bir sonraki enkarnasyonuna yepyeni kader esma programıyla sen doğacaksın ve yeni bir bedenle doğacaksın. Yeni anne baba veya ruh ailesi ise tekrar aynı ruh ailesinde farklı kimlikte doğacaksın. Farklı zaman mekanda, farklı ülkede belki, belki aynı ülkede olabilir. Neye ihtiyacın varsa böyle tık 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 sistem spatyumda ayarlanır. Ona imza atarsın, yüksek benliğinde imza atar ve sen gönderilirsin. Ötelerinde dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır demesi bir ahiret ortamı, spatyum ortamı var. Yani sen öldün, gümüş kordonla çekildin, şifalanıyorsun. Bir yıl sonra ya da hemen iki ay sonra tekrar yeni bedene doğamazsın. O olabilir de olmayabilir de. Çok kısa sürede şifalananlar var. Ya da öyle deniyor akışlarda falan. Fakat çok uzun sürede ahirette berzahta kalan ruhlar var. Şifalanamayanlar. Mesela ne denmişti? Hitler bir türlü şifalanamıyormuş. Adam o kadar negatif ki. E şimdi de onu takip edenler var mesela. Onun yaptığını yapmaya çalışanlar var. Çok bilinenler. Bir takım liderler. E onların da sonu buna benzer olacaktır. Dirilecekleri güne kadar bir spatyum şifalatma zamanı var. Ha, kıyamdan sonra dirileceğin yer bu matriks değil. 5B matriksi diyelim. Cennet cehennemi diyelim. Rum 11 Allah insan neslini yoktan var ettiği gibi sonra bu yaratılışı tekrarlayacaktır. En sonunda hepiniz ona döndürüleceksiniz. Yani insan nesli bu matrikste bu platformda insan bedenlerinde ruhların yaşaması yaratıldı. Olmadı. Bundan sonraki matrikste insan değil başka formlarda yaratır. Bu yaratılış bu ruhlar enkarnasyonlarda tekamül etmeleri devam edecekse başka bir yaratılışta tekrar devam eder. Yani hep ne diyorum? Hasatta eğer sen hasat olup 5B'ye geçemiyorsan o olgunluğa gelmemişse ruhun 3B matriksini başka bir matriks ortamında, çekirdek dünyasında, insan bedeninde değil de orada diyelim ki kurt başlı bedenler var. Orada da üçüncü boyut birinci var ama buradaki gibi insan değil. İki ayağı üstünde duran kurt var diyelim. O bedenlere girersin. Orada da tekrarlanır yaratılış. Orası da başka bir matriks ortamıdır. Ya da hasattan sonra eski dünya gibi görülen bir matriks de sen geçmiş zamanda da yaşarsın. Bunlar bunları yaratıp yok etmek Allah indinde bu sistem, bütünleşik sistemde çok kolay bu sanal ilizyonlarda. Var ettiği gibi bu matrikste hani insan homo sapiens deniyor ya insan bedeni öncesinde daha far... evet daha farklıydı. Daha önceki matrikslerde yine bu dünyanın üstünde açılıp kapana sayısını bilmediğimiz sanal matriksler olmuş. Mesela Atlantis ve bu zamanında Tropikal iklim varmış. Bu ne demek? Eğer yuvarlak dünya olarak düşünürseniz ama aslında değil. Yuvarlak yörüngede dönüyor. Elips dönmüyor. Bu dört mevsim elips dönerse ancak söz konusu oluyor. Yani başka bir matriks varmış orada. Koşullar farklıymış. Mevsim yokmuş. Dört mevsim yokmuş. Dört mevsim şu andaki 23 derece eksenli dünya eğik olduğu için dört mevsim var. Demek oluyor ki önceki matrikste bu eğiklik yokmuş. Ya dikti veya dike yakındı. Tek mevsim yaşanıyordu. Ha deniyor ki akışlarda falan işte Marduk geldi bilmem de 36 derece eğik olacak dünya. Hasattan sonra o zaman mevsimler tamamen değişecek. Bu 3B matriksinde de değişebilir. 5B matriksinde zaten yaşanan gerçeklik külliyen farklı. En sonunda hepiniz ona döndürüleceksiniz. Evet, bütün ruhların zaten Dileği annesine kavuşamak isteyen çocuk gibi koştura koştura ruhunu böyle tekamül ettire ettire yukarıya çıkartmak. Sonra da birlenmek tek dileği bu. Hepimizin bu dileğimiz. Onun için yaşıyoruz. Yani yaradanın bizi kendinden kendine yaşatması da bu. Önce dağıtıyor sonra kendine çekiyor. Hani nefes alışta işte, al ver diyoruz ya aynı o sistem. Vaka 61. Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız. Aha bak. Şimdi söylediğimi vaka 61'de de tekrarlamış. Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz. Sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız. Yani sen ister başka bir e, matrikste, farklı bedende oluş ya da Hasatol 5B'deki yarı enerjitik, yarı maddesel bedenle oluş. Yeniden seni oluşturacağız. Yani ruhun yaşamaya devam edecek. Veya enkarnasyonlara devam edeceksin. Burada ya da eski dünyalarda eski matrikslerde veya başka bir çekirdekte yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz diyor. Yani insanlık neslini bitiririz hasat olduğu zaman bu şu anda görünen bedensel formlar biter. Onun yerine diyelim ki 3. matriks bir daha açıldı. üçüncü boyut sana hani maymunlar cehennemi var ya Belki de olmadı insan bedenlerine bu ruhlar gelişemedi. Ha güneş logosunun aslında güneş sistemine e, akit verdiği bedenler üçüncü boyut için maymunumsu muydu? O oydu. O zaman biz tekrar ona dönelim. 3B Üç matrisine üçüncü boyut bilincinde yaşayan varlık olarak baş parmağını kullanan maymunumsu Bigfoot benzeri bedenler koyalım diyebiliriz kadar basit yani. Yasinat 18 Ve kimin ömrünü uzatırsak onun doğuştan gelen yeteneklerinde eksiltme yaparız hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Neydi? 7 yaşına kadar epifiz bezi çok güçlüydü. Daha sonra hipofiz bezi aktive oluyordu ve üreme organları gelişiyordu ergenlikte ve 40 yaşına kadar da bu süreç devam ediyordu. 40'tan sonra tekrar epifiz bezi eline alıyordu yönetimi ve yaşlanmasına doğru da giderek bu küçülüyordu. Yani hormonal işleyiş epifiz beziyle birlikte azalıyordu. Sonunda da bedensel aktivite bitiyor ve beden ölümü oluyordu. Ruh terk ediyordu bedeni. Bunu daha sonraki videolarda hormonal olarak nasıl çalıştığını, ne nereden nereye gelindiğini uzun uzun anlatacağım. Zümer 42 Allah insanların canlarını ölümleri sırasında alır. Henüz ölmemiş olanları da uykusunda alır. Derken ölümüne hükmettiklerini tutar. Geri kalanı sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar salar. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplumun alacağı bir ders mutlaka vardır. Aman Allah'ım haklı olduğum için Rabbime şükrediyorum. Hamd Allah'a aittir ama en azından kendimce bir miktar hamd etmeye çalışıyorum. Allah'ım kabul etsin. Ya ben bunu anlatmaktan artık yoruldum. Henüz ölmemiş olanları da uykusunda alır diyor. Yani siz uyuduğunuz zaman yarı ölüm haline geçiyorsunuz. Ruh çekiliyor spatyoma, Astral aleme orada eğitiliyor. Bir sürü rüyalar görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyalar gerçek değil sanıyorsunuz. Gerçek arkadaşım. Anti evrene çekiliyorsun. Oradaki hayatın başlıyor geceleri. Uyuduğun zaman beden inaktif duruma. Bu yüzden uyku çok önemli. Oradaki eğitimlerin de, oradaki yaşayışın da önemli. Ölümleri tattığın sırada alınır deniyor. Diğerinde. Evet, ölüm olduğu zaman tamamen bağ gümüş kordonla çekiliyor. Ama her uyuduğunda da alınıyorsun aslında ama gümüş kordon hala bu bedene de bağlı oluyor. Bu bedeni kullanmak üzere. Sabahta uyanıyorsun bu gerçekliği, bu matriksi. Ama aslında burası sanal ortam. Eğer ölüm vaktin, yazgın kaderin zamanın geldiyse sen uyuduğun anda eğer ölüm vaktin denk geliyorsa spatyumda tutuluyorsun. Hani uykusunda ölenler var ya doğmamış olanlar geri kalanı sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar salar. Bak yasayla belirleniyor ölüm zamanı. Salınıyor tekrar bedene geliyor. Sabah uyanıyorsun. Bunu da söylüyor. Süren dolduysa spatyumda kalıyorsun. Dolmadıysa sabah tekrar bu matrikse uyanıyorsun. Aman Allah'ım. Yani sen diyor ki bu matrikse uyanıyorsun. Olmayan bir sana ortama uyanıyorsun. Ama aslı diyor her sefer daha önce de söyledim. Asıl yaşam ahiretteki yaşamdır. Yani anti evrendeki ruhun yaşamıdır diyor. Zaten ruh anti evrene ait. Düşünce de öyle. Bunda düşünen toplum için alınması gereken ders vardır diyor. Yani sadece Zümer 42 için bir kitap yazarım ben. Lütfen anlayalım artık. Yunus 34 Sor Hayatı yoktan var edip de sonra o yaradışı sürekli yenileyen zat ortak koştuklarınızdan biri midir? Cevap ver hayatı yoktan var edip de sonra o yaratılışı sürekli yenileyen Allah'tır. Gerçek bu iken nasıl olur da böylesine savrulursunuz. Yani aslında yokluktan varlığa geçiş var. O ters yatmış sekizde. Varken yok, yokken var. Ve bu sürekli yenileniyor. Bir sonsuz döngü var. Ve bu sonsuz döngü de o sistem Allah sisteminin yasalar Allah dediğimiz kısım, Ellah denilen kısım, El ve Lah kısmı, Celali ve Cemali kısmı yasaların yansıdığı yerdir. Zatında isimde yoktur, hiçliği vardır. Zat kısmında o ilksel ruh dediğimiz kısımda. sonrakinlerde de bir daha anlatacağım bu konuyu daha iyi oturması için. Yani Yunus diyor ki ben sürekli yenilerim sistemimi. Ee, bu kitabı aksettiren Cebrail gibi kullarımla da ilahi yasaların ne olduğunu sana Söylettiririm Bu kitabı da böyle indirtirim. Bu arada unutmadan söyleyeyim, ben herkese Berat gecesinden itibaren 40 gün üstüne koy, Kadir gecesi o olur demiştim. Buna göre de Kadir gecesi ayın 25'ine denk geliyordu. Ve ben sizin de bildiğiniz Kadir gecesini aslında bugün değil diye içsel olarak bilişteydim benim düşündüğüm Kadir Gecesi. Ama öyle değilmiş. Hadsizlik yapmışım. E, tam Kadir Gecesi e, daha bir iki işte dün e, oldu bu olay. O gece önce e, her zaman da uyumuyorum. Üç saat falan uyuyorum. Nedense o gün erken böyle e, akış geleceği ya da eğitim olduğu zaman uyutturuyorlar bir şeyler gösterecekleri zaman. Aman Allah'ım uyuttular ve e, önce e, Kur'an ilahi bir sesle Kur'an okunuyor. Normal böyle imamların şeyini okudu farklı bir ses tonunda, meleki bir seste. Onu duyuyorum, uzun süre onu duydum. Sonra bir derine daldım. Bir soluncan deliğine sokuldum. Solucan deliğinin ışıkları böyle e, beyaz, kırmızı, mor, diğer renkler çok az. Genel olarak bu renkler. O kadar hızlı gidiyor ki böyle çekiliyorum böyle hani vakumla çekilir ya. Öyle ruhum çekiliyor böyle, diye çekiliyorum. Gittik gittik bir plana düştüm. Orada sabitlendim. Etrafıma baktım. Etrafımda bir tarla mor. E, Çiçekler var ama çiçekler bildiğimiz spiral döngüyle e, büyüyen altın oran bizim dünya çiçekleri değil. Farklı geometrik şekillerde olan çiçekler. Ufukta da e, beyaz bir ufuk var. Sarımtırak bir ufuk var. Orada biraz durduktan sonra hep başka bir plana çekildim. Orada da bir solucan deliği. Yine böyle vakum böyle. Uzun uzun dura kalka dura kalka bir yere kadar götürüldü. Sonra oradan büyük bir frekans yüküyle tekrar bulunduğum 3B matriksine iniyorum. İnerken de diyor ki bana işte sana kadır 'anı neymiş onu gösteriyoruz. O iniyor diyor. Sen iki gün önce demiştin. Tam bugün diyor. İniyor diyor. Allah'ım dedim ya bu nedir? Hay yani rüya artık rüyamın içinde de vizyonun içinde de düşünür hale geldim. Sonra 5B be mekanına düştüm. O 5B be mekanı da insanımsı varlıklar var. Ee, orada da bir tarla var. Böyle hani yamaçlarda basamak basamak tarlalar olur ya kademeli kademeli öyle bir bahçe orada bir şeyler tohumluyoruz ekiyoruz biliyorsunuz 5B'dekiler hep tohumlarlar ekerler alttakileri tohum, matriksleri tohumlu öyle bir yer orada da yarı insan enerjitik yapılarda konuşuyoruz bir kişi var orada bir insan bir erkek diyor ki bana ben diyor biraz önce diyor seni o seni götürdüler ya diyor Kadir anını göstermek için e, o platformlara. Oralara gittim diyor. E ee, nasıl gittin diye sordu. Bir dua var diyor. Celciliti gibi algıladım. Çok emin değilim. İnşallah idrak ettirilir. Onu okuyunca otomatikman gidiyoruz diyor. Onlar istediği için şimdi seni aldılar götürdüler. Ama biz istediğimiz zaman bunu okuduğumuzda gidebiliyoruz diyor ve ki biraz daha sorduğum zaman beni biraz rahat bırak dedi ve kendinden geçti. Ondan sonra sabahleyin bunu hatırlayarak kendime geldim. Yani demek oluyor ki e, hani ben kendi hesabıma göre 40 koyup da yaptığım şey Allah en doğrusunu bilir demek en e, mantıklısı doğru olanı tabii ki her şey benim bir yıl önceki algımla şu andaki algım farklı sizin de farklı ama sürekli üst üste koyuyoruz bugün geldiğim noktada artık Matrix'in çöktüğünü e, ve içinde bulunduğumuz gerçekliğin ne oldu perde çok inceldi artık önceden bu kadar ince değildi görüyordum, algılıyordum ve söylediğim şeyler neredeyse tamamen doğru. Şimdiye kadar size anlattığım şeyler. Yani ben anlatmıyorum, benim daha önce anlattıklarımı bir başkası algılıyor, anlatıyor. Birbirimizden tamamen kopuz. O beni tanımaz, ben onu tanımam. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bir toplumsal bilinç demek ki aktif oluyor. Bir şeyler açılıyor. Hepimizin zaman kodları beynimizdeki açıldıkça Algılarımız da farklılaşıyor. Bu da aynı böyledir. Muhammed 31 İçinizden üstün çaba gösteren ve zorluklara karşı direnenleri ortaya koyuncaya kadar sizi mutlaka sınayacağız. Zira biz sizin bütün iddialarınızı sınarız. Şimdi biz dediği zaman ilahi yasaları işletenler ben dediği zaman zatından konuşturuyorlar bu sınanma olayı ne enkarnasyonlara gidip geliyorsun sana esmalarla biçilen sınavları etrafındaki diğer insanların ve varlıkların zaman mekansal kadersel programlarına göre aldığın etkilerle bir sınava yaşıyorsun. Sen de bir eylem meydana getiriyorsun, bir kader oluşturuyorsun kendince. Ama Aldığın etkilerle ve tesirlerle bu şekilleniyor. Sende bir ham madde var ama bu ham sonucunda nasıl yemek yapacağım bilinmiyor. Yani bu sınavlardan geçip, geçip geçemeyeceksin, sapma mı yaşayacaksın, nötre mi geçeceksin, sınıfını bitirecek misin? Ve bu sınavların, esmaların sınavlarını bitirecek misin? Bir üst esmalara geçebilecek misin? sınanıyorsun yani bu matrikslere gelme sebebin. hep ne diyoruz? Birincisi ruhun karmalarını kendinin temizlemesi için. Diğeri bu sınama. Sınava sonucunda da hasat olup olmayacağın yeterlilik neydi? Tepe çakrandaki doygunluğa bakıyor israfil mekanizması hasat sırasında. Ondan önceki bütün geliş gidişlerinde Azrail bakıyor tepe çakrana. Ölüm süreci oluyor mu? Süre dolmuş mu? Azrail zaman süreçlerine bakan mekanizmadır. Yaşam süreci dolanları alır. Hasatta ise israfil alır. Doygunluğa erişenleri. Yani sen buraya gelirken iddiada bulunuyorsun. Ne diyor biz sizin bütün iddialarınızı sınarız. Sen akit veriyorsun, yaşam kontratı imzalıyorsun. Neye? Ben bu esmalarla, bu oranlardaki, oranları da farklı esmalarım bu arada. Bu oranlardaki esmaların bana biçtiği yaşamı en iyi şekilde yaşayacağıma, derslerimden geçeceğimi, sınıfımı geçeceğimi Söz veriyorum, akit veriyorum imzasını attın, iddiada bulundun, geldim buraya, bakalım o iddianı ne kadar yaşayabileceksin, yapabileceksin. Onu söylüyor. Burada bitirip bir sonraki videoda daha farklı bir anlatıma geçeceğim. Zannederim Kur'an'ın aslında ne olduğunu, yani sadece bunlar değil. Bakın burada sadece kader ve enkarnasyonlarla ilgili bazı ayetlere girebildim ancak. Zaman yetmiyor çünkü. Bunun dışında işte ahireti anlatan ayetler, sureler var, spatyumu anlatanlar, hasatı anlatan yığınla sure ayet var. O kadar çok ki. Yaşama anlatan, işte Alak suresi gibi doğumu anlatan, bu doğum sürecini hatta bazı meyve sebzelerdeki sırları anlatan, zamanı anlatan, mekanı anlatan yani her bir surede başka şeyler anlatılıyor. Ben sadece bazı seçtiğim kader ve enkarnasyonla ilgili ayetleri dilim döndüğünce anlatabilmeye çalıştım. Fakat Farklı görüş açılarıyla da diğer videolarda anlattıkça şimdi anlattığım ayetler daha iyi oturacak. Ha bundan sonra farklı videolarda yine ayetleri diyelim ki seçeriz. Zaman ayetlerini seçeriz. İçine Zülkarneyn'i de koyarız. Matrix'i de koyarız. Onu da orada anlatırız. Sonra o da biter gideriz. Hasat'ı anlatırız. Hasat ayetlerini anlatırız. Anlatmaya devam edeceğiz.